Bak şu röportajın devamını izleyelim. Çünkü Hasan dedenin kaybı ve telefon konuşmaları da oradan ortaya çıkacak. Evet. Gitti. Soraş günü arabadan indiğini gördüm ben. Eve girdiğinizde bardaklar sizin de dikkatinizi çekti. Evet, 3 tane çay bir bardak vardı. Ayşe tamam yemek yedirin kadın. 2 defa hamsi kuşu yaptığını. Ekmeği orada hamsi kuşlarına yok. Ne zaman peki siz bardakları fark ettiniz? 8-9 gibi akşam. Kaybolduğu gün. Evet evet akşam. Hasan dediği kaybolduğu günde siz görmüşsünüz elinizde ekmeklerle. Evet. Saat kaç gibi gördünüz? Pazartesi gördüm. Saat 10.30 civarları. Şeyde limanın ağzında orada. Yolun ağzında. Tünelin alt geçidinde orada. Sarıldım, öptüm onu. Dedim Hatay nereye gidiyorsun? Dedim uşağım çıkarayım eve dedi bana. O akşam da kayboldu işte. Hasan Kalkan'ın kaybolmasında dikkat çeken olaylardan biri de evdeki kirli bardaklar ve yatağının toplanmış olmasıydı. Muhammed Nişancı, Hasan Kalkan'ın evindeki detaylara da dikkat çekti. Tayyip Yadan'ı öyle bir yapmış kadın, kim yapmış? Kadın kişi yani. Tayyip Yadan'ı yapan. Kenarları şöyle yastıkları, maskeları her şey yerleşmiş. Sabahtan kalkar bir kadın da Yadan'ı yapar ya. Aynı o şekilde yapılmış Tayyip Yadan. Tayyip yapmaz değil ya da yapan yani. Bak Muhammed Nişancı diyor ki ben 25 Eylül pazartesi günü gördüm onu diyor. Aslında belki de hani onu götürenlerden önce gören son kişi. Son kişi de Şef, hayır hayır Şevket Karada gördü. Şey olabilir. En son Ayşe Genç görüyorum. Ayşe Genç pek öyle anlatmıyor abi, bir dur. Anlatmıyor, yalan konuşuyor, ne yapayım? Şöyle söyleyeyim. Şevket Karada görüyorum. Dur abi bir saniye. Esma ile ilgili burada konuşmamış ha. Esma ile ilgili konuştuğunu verin babanın. Kızım siz de biraz ama bakının ne olur. Yani yayında hepsini bakıp hepsini söyleyemiyorum. Şimdi 25 Eylül pazartesi günü Muhammed Nişancı görüyor dedeyi. Evet. 10.30 gibi gördüğünü ifade evet. ediyor. Şimdi niye bunu söylüyorum? Şimdi Esma, senin cep telefonun bu gece kayıp. Bak ben yalnız yine şunu söyleyeyim. Belki de Esma senin bu saçma sapan anlatımların olmasaydı bu cinayeti de 50 kere çözerlerdi. Tabii. Aynen öyle. Sen aynen. hep bir ortalığı karıştırıyorsun. Yani ben şimdi bunu ne kadar burada ifade ya edebiliyorum bilmiyorum ama. Hep böyle bir şey ortaya attığın için mesela dün de aynı şeyi yaptın mesela. Bir şey söyleniyor diyorsun ki ona küfür etmiştir o. Bir şey söyleniyor kamyoncu gelmiş. Hani. Ama söyle. Demek ki birileri ben şöyle düşünüyorum. Ama. Birileri sana böyle bir şeyler anlatmış. Ve sen de böyle saf saf anlatmışsın bunları. Ya şimdi duyduklarımı söyleyeyim mi Müge Hanım ben şimdi? Valla bir tek sen söylüyorsun. O köyde herkes duyuyor. Bir sürü insanlar var hani onlar söyleselerdi. Hep sen söylüyorsun nedense. Evet. Şimdi senin bu gece telefonun kapalı. Şimdi bu 25 Eylül pazartesi günü. Akşam 19'dan sabah yanlış hatırlamıyorsam 07'ye kadar telefonun kapalı. Şimdi bu mesela dikkat çekici bir durum. Çünkü biz bu gece bir şey olduğuna inanıyoruz dedenin. Yani biz dediğim soruşturma. Ama şimdi telefon sinyalinde de evde olduğu da belli olur yani zaten. Kapalı olmasaydı olurdu yavrum. Ama telefonu kapalı. Ama nasıl kapalı ya? Kapatmışsın. Yani akşam 19'dan 7'ye kadar kapatmışsın. Ondan sonraki telefonlarına bakıldığı zaman hiç böyle bir kapanma yok. Üstelik sen... Hani ben telefonla çok ilgilenmiyorum desen de pek telefonunu elinden bırakan biri olmadığını biliyoruz sen de bende. Ya tamam. Şimdi bu gece niye senin telefonun kapalıydı? Sonra tel açıldıktan sonra 7.30'da mı açılmış? Hemen düzelteyim. 7.30'a kadar telefonun yaklaşık 12.5 saat kapalı. Sonra telefon açılıyor. Ben önce sana şunu söyleyeyim. Sen hangi abinle dargınım diyorsun? Erdal'la mı? Hem büyük bir adı ben ne bileyim sizin aileyi. Erdal. İsmi ne? Erdal. Erdal'la. Şimdi telefonunu açıyorsun. İlk konuştuğun kişileri mikrofona söyle ama ne olursun. İlk konuştuğu kişiler Müge Hanım. İkizi olan Sema ve erkek kardeşi, küçük erkek kardeşi Ercan. Açıyorsun. Sema ve Ercan'la konuşuyor. O yemek veren hanımefendinin de bandını hazırlayın. Bugün artık izleyeceğim. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Şurada şöyle yazayım. Çünkü sığmayacak. Sema ve Ercan'la konuşuyorsun. İlk konuşma. Evet. Yani bir onu arıyorsun, bir onu arıyorsun. Şimdi benim anlayamadığım... senin bu öncesinde... Hani şimdi bu daha pazartesi günü... kimse bilmiyor daha dedenin kaybını. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani dede
akşam kaybolmuş. Daha şimdi salaya geçeceğiz. Telefon kapalı. Fakat senin daha sonra ayın 26'sına geçtiğimizde ve ondan sonraki yaptığın telefon görüşmeleri de hep senin o dargın dediğin abin Erdal'la. Ondan hiç konuşmadım ki ama ben. Ondan konuşmadım ki ben. He, o zaman şöyle söyleyeyim sana. Senin abin Erdal'la konuşuyorsun dememin nedeni şu. Neredeyse günde 30 kere 40 kere hep aynı numarayla konuşuyorsun. O numara senin şu an babanın kullandığı numara. Siz aynı evde olduğunuza göre babanla günde 20 kere 30 kere konuşacak bir durumun olmaması lazım. Biz babana dedi ki nereden aldın sen bu hattı? Bu Erdal'ın numarası dedi. Evet. Madem siz Erdal'la kavga etmenin nedeni de kocandan boşanmanmış. Yani bu sırada da boşanmış olduğuna, baba evine geldiğine göre dargınsınız. Evet. Niye sen Erdal'la konuşuyorsun sürekli? Erdal'la konuşmuyorum ki. Babanla mı konuşuyorsun? Babamla konuştum. Aynı evde değil misiniz kızım siz babanla? Ya ben dedemi aramak için inmiştik ya, ben o zaman aramıştım. Yani mesela ben bir kere iki kere aramadan bahsetmiyorum. Ben bir kere iki kere aramadan bahsetmiyorum. Hani altta olursun, baba haber var mı dersin. Üç kere ararsın, beş kere, on, ben öyle bahsetmiyorum. Ben sürekli bir telefon trafiğinden bahsediyorum. Ne zaman aramışım ama? 25, 26, 27 o günler. Sürekli o telefonla konuşuyoruz. Ya tamam da ben hani uzak bir yerde olduğum zaman hani ararım onu. Ama de... hayatım, ama Esma'cığım ben de nasıl kendimi anlatabilirim yani? Diyorum ki sana, siz aynı evde yaşamıyor musunuz babanla? Aynı evde yaşıyoruz. Aynı evde yaşıyorsan günde 30 kere babayla konuşulur mu? Aynı evde yaşayan kişiyle. Ha, alt kattasındır, üst kattasındır, biz de yapıyoruz arada onu. Yani ne yalan söyleyeyim hani üşenmek geçtikten ama bir kere olur, iki kere olur. Yani sen tamam. Babanla aynı evde yaşamıyor musun? Ya aynı evde yaşıyorum da dedemi aramak için biz inmiştik ya. O zaman merak ediyordu, babam arıyordu beni. Tamam da kardeşim, baban onu merak edene kadar iyisin, biraz kendisi de arasın bir zahmet. Kendisi arasın. Ya ama bu yürüyemiyor, o kadar fazla yer dolaşamıyor. Çarşamba günü indi aşağıya aramaya indi. Trabzon'a gitti, oradan aşağıya indi diyorsun. Tamam o zaman indi, bir çarşamba defa gitti işte. Çarşamba günü indi aşağıya aradı, indi, ben gördüm bir şey. Eniştem aradı. O yani telefon numarasını babanda olduğunu söylediğin telefonu o gün kim kullanıyordu? O telefon babam, o gün kimdeydi? Babamda. Babanda değil. Hayır, babanda olsa, ne konuşacaksın? Babanda başka kimde olacak? Babanda olsa sen şimdi burada yaşayan aynı evde yaşayan insansın. Hadi bir defa pencereden baban dışarıda olduğu için seslenmedin, telefon açtın. Hayır. İki defa sen mutfaktasın, baban salonda, telefon açtın. Hayır. Üç defa üst kattasın, alt kattasın. Ya şimdi ama 20 defa, 30 defa telefon edilmez ki aynı çatı altındaki bir kişiye. Hayır. Ya ben çok sık bir görüşmeden bahsediyorum yani. Eğer Erdal abindeyse hani dargındınız. Yok, Erdal abinin üzerine olduğu için babam kullanıyor. Baban kullanıyor da babanla işte o zaman neredeydin de sen bu kadar sık görüştün? Ya aramak için biz aşağı iniyorduk, o zaman arıyordu beni. Zaten ben sana söyleyeyim, görüşmeleriniz Erdal, Ercan... Ondan sonra Temel Nişancı, Sema Nişancı, Bekir Begen. Evet. Onlarla. Ama sık, yoğun bir telefon görüşmesinden bahsediyorum yani. Ben hiç farkında değilim. Zaten Temel Nişancı. Farkında değilsin. Peki. Şimdi şu Ayşe Genç'i bir izleyin. Ayşe Genç aslında Hasan Dede'ye yemek götüren komşusu. Evet. Ve aile Ayşe Genç sayesinde öğreniyor Hasan Bey'in kaybolduğunu. Evet. Bakın nasıl. Bir de Ayşe Genç'in şöyle bir durumu da var. Diyor ki hani o Sema ve Esma torunları. Kardeşim ben de her gün oradaydım. Peki niye bu adam, hani biz soruyoruz yani, sana bir şeyde bulundu mu? Yo diyor. Köydeki diğer bütün kadınlar gibi. Aslında şimdi o zaman o kadına da kafa gittiyse eğer. Evet. Hani nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Yani hani demanstan dolayı mı daha şeyle. Şöyle. Bir algı problemi yaşıyorsa. Demansta. Algı burada mı problem var? Ya algının dışında da hani çocuklar nasıl süzgeçten geçirmeden kontrolsüz içgüdüleriyle bir takım eylemler ve davranışlar yapıp bir takım söylemlerde bulunurlarsa demans hastalarında da böyle hani kontrolsüz bir takım söylemler olabilir. Ama bu kontrolsüz söylemlerde mantık dizisi aramamak gerekir. Şimdi burada bir mantık dizisi var. Sen benim torunumsun ama ile başlayan bir dizi mantıkla başlayan bir cümledir. Bu bir demans hastasının karşısındaki kişiye
cinsel bir isteğini belirtebileceği bir durum değildir. Ayrıca bu kişiler şayet demans hastası oldularsa oraya da söyler, size de söyler, bir başkasına da söyler. Hatta hiç farkında olmadan kendi hemcinslerine de, çünkü burada artık altta yatan cinsellikmiş gibi gözükse dahi kontrolsüz söylemler olacağı için etraftaki herkese bir takım cinsel söylemlerde bulunabilir. Ama böyle bir ama şey yok. Ama biz burada görüyoruz ki sadece Esma ve ikizi Sema'ya. Evet. Peki evet. Ayşe gelince izleyelim. En son siz ne zaman gördünüz Hasan Bey'i? Pazartesi günü akşam namazı işte. Kapattık abi ikir diyeceğe ben geldim buraya. Salı günü de gittim gene eğleğinden sonra oraya. Hacı dayı, hacı dayı, hacı dayı, hacı dayı vuruyorum vuruyorum kabiye. Yok ses yok. Dedim buna gir Resul dedim ha. Yok evden pencerelerden baktık kimse yok. Ya şimdi dedi arayacağı kuşaklarını dedi. Öyleye dedi. Acı oraya mı gittin? Ali Osman abi aradı. İşte hep toplandı geliyor. Ben de geldim eve. Yani 25 Eylül pazartesi günü Muhammed Nişancı görüyor. Yine 25 Eylül pazartesi günü Ayşe Genç görüyor. Aslında yani beyefendinin kaybolduğu geceyle ilgili değil mi? Hiç şüphe yok. Evet. Ayşe Genç görüyor. Ama bu adamcağız salı günü yok evde. Demek ki her şey ne zaman oldu? Her şey 25 Eylül pazartesi akşamı oldu. Değil mi? Evet. Yani o Şevket Kara diyor ki saat 8-9'a kadar lambası yanıyordu diyor. Onu da bilmiyorum, onunla görüşmüş mü? Vardır işte, çay içmiştir, birisi gelmiştir. Evet. Her şey 25 Eylül evet. akşamı oluyor. Yani senin telefonunun da kapalı olduğu bir şey. Hani sen diyorsun ya, insanlar benden neden şüphelenir? Ben aslında sana neden şüphelendiklerini de göstermiş oluyorum burada. Bak ben senden şüpheleniyorum diye söylemiyorum. Yine söylüyorum, sen bu kadar saçma sapan bir şey atmasaydın ortaya. Aynen öyle. İlgin yoksa da bilgin olabilir. Buna inanıyorum. Şimdi ama bir... mesela senin bu telefonun kapalı olması bende şüphe uyandırıyor. Allah'ım. Senin 112'yi araman bende şüphe uyandırıyor. Bak şimdi devamına gelelim. Ali Osman abi aradı. İşte hep toplandı geliyor. Ben de geldim eve yine geldim. Okullar aradı her yere ama bulamadı. Esma evet. Hanım'a Hasan Bey'in bir teklifte bulunduğu iddia ediliyor. Evet. Kendi annesi dedi onu. Böyle böyle dediydi. Kıza dedi. İster diyor onu bir aydır... Esma gelecek derdi. Esma gelecek, Esma gelecek. Birkaç kişilerle bile haber yolladı ona. Ben de dedim ha Esma, Esma Hacı dayı, Esma'yı ne yapacağız? Dedi para vereceğim ona dedi bana. Ha bu kadar başka bir şey demedi. Dediydi zamanında ki ben dedi yardım edeceğim ona da dedi. O evcağızın altını yapsın da dursun orada dedi. Yani Hacer Hanımların evinin altı yapılacak. O yüzden de Hasan Bey para verecek ona. Para vereceğim ona dedi. Onun için dedi arayırım onu dedi. Sonra o geldi buraya Hacer'e doğumuz. O Fatma'ya demiş ki evlendi beni demiş. Sizin orada var mı çocuklar? Yanıma demiş. Ayaktaş arayırım demiş. Fatma ki? Fatma Nişancı. Dedim Fatma'ya böyle demiş ama dedim. Ben hiç inanmayırım Hacı dayı. Yani öyle bir şey olsun kaçırdılar onu deyin dedim ha. Dedi ki öyle öyle dedi. Bizim dedi Esma'ya da verdi dedi para dedi. Pul bağa deyin dedi. Esma Hanım bu teklifi bu şekilde... Çok önemli bir şeyler anlatıyor, görüyor musun? Mamı da para onun için bana dedem para vermedi ki ama. Haşa gitmiş adam niye yalan konuşsun ki? O gün vermişti bana para. Evini temizlemiştim, o gün vermişti bana para. Evini ne zaman temizledin? Konuşuyor, güzel. Ya fındıktan önce, fındığa başlamadan önce. Daha taciz olayı olmadan? Yok, ondan önce. Evet. Bak birazcık başaralım. Bir de duyuyor musun? Kadın diyor ki ben Esma'yı çağırıyorum, çağırıyorum gelmiyor. Ona alt katın... Şeyi için para vereceğim diyor. O aslında... Bu sözleri bilmiyordu. Ay bilmiyorum dediğin de avuç içi kadar köş. Yukarıdan öksürsen aşağıdan duyuyorlar. Siz yukarıdan öksürseniz işte o demin Muhammed duyuyor aşağıda tam o çünkü tabii. Alt katta diye. Herkes birbirini görür. Görür, görür. Duyar. Bak ben bilirim buraları sen bana bakma. Ben ya, şehir tamam çocuğuyum ama benim girip çıkmadığım hiçbir yer yok. Ben çok iyi bilirim buraları. Burada nasıl yaşandığını da çok iyi bilirim. Ya, haber verdiği kişiler de belli. Hele ki para verecek. Yani deden sana, bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Bak gerçekten bu memlekette de bir şey oldu bizim memlekete. Bak ben bunu çok samimi söylüyorum ve bir şey olduğuna inanıyorum. Çünkü şimdi düşünüyorum. Benim okuduğum lisede biz hiç bilmiyorduk ama öksüz çocuklar varmış. İşte mesela Trakya'dan gelen çocuklar vardı. O vardı, o vardı. Hepimizin ayağında aynı ayakkabı vardı. Hepimizin cebinde 1 liramız vardı, bilmem neyimiz vardı. Ben bir kere birinin
benim param yok dediğini, ayakkabım yok dediğini, birinin birinden bir şey istediğini falan hiç duymadan büyüdüm. Ki şimdi düşünüyorum aslında yurtta büyüyorlar, orada büyüyorlar falan. Şimdi deden sana para verecek, gitmiyorsun. Gidip sosyal yardımlaşma fonundan ev yaptırma parası alıyorsun. Bak ben bir de sinirleniyorum da yani. Ya bana yardım edeceğini bilmiyordum ki Müge Hanım. Kimin yardım edeceğini? Ya dedem bana yardım edeceğini bilmiyordum. Gidin dedenizi arada bir arayın ama da öğrenin. Sadece haber gönderdi Esma Şahin gelsin diyene. Ya bir şey söyleyeceğim. Niye Ayşe Genç yemek veriyor da sen Akçaabat'a giderken bir tas önüne çorba koymuyorsun. Sen de asmıyorsun oraya. Bu da senin deden. Ama bizim mesafe uzak zaten. Uzak olsun. Sana da gezmek olsun. Telefonla konuşa konuşa inersin gittim aşağıya. Gittim de ne oldu? Yardım ettim de ne oldu? Suçlu olan ben oldum gene de. Hiç gitmeyenler, evine hiç bakmayanlar da haklı oluyorlar. Konuyu saptırma. İyi de adam 95 yaşında. Sana taciz olayından zaten 20-25 gün sonra kayboluyor. Ondan evvel gideydi. Zaten ondan önce ben Funtu bulmak adam da sen Allah rızası için yapmamışsın ki evini temizledim para verdi diyorsun. Ama ben işte o evini temizlediğim için ben almadım. O sonra bana o parayı verdi zaten. Ama verdi. İstemez. Evet verdi. Daha ama ne yapsın? Yani ben gene ona yemek getirdim. Yani ne bileyim helva kavurdum getirdim. Börek getirdim. Ne kadar para verdi sana? 100 milyon vermişti o zaman. 100 hatta lira. Anneme de 50 milyon vermişti. Deden veriyor. Bir sefer gitmiştin oraya öyle söyledin bana. Şey hani... Dedesinin o iş çıkmadan bir sefer gittiğini söylemiştim bana. Hayır hayır. 100 lira verdiğini doğru. Perdelerini yıkadım taktım dedi. Dinler misin? Dinlemeyi bil. Bir sefer gittiğini söyledin. Ben 56 yaşında yalan konuşmam. Bak yeğenimsin. Doğruları konuş. Tamam ben ki... Doğruları konuş. Babamın doğru... bir parmağını bulmaya çalışıyoruz. Tamam da ben fındık toplarken oraya indiğimi söylüyorum ben de size. Kaç kere gittin? Söyledin. 4 gün boyunca ben oraya indim dedemin yanına. Bir sefer. Sen fındık toplarken bardak bardak almaya gidiyorsunuz. Orası ayrı. Orası ayrı. Sen dedenin... Onu en son alıyoruz. Bardak konusu en sonlu yani. Ya bardak değil de su. Evet. Su değil de çiş. Yani şimdi beni kötü söylettiriyorsun. Yani ben dedeye yemek götürmekten bahsediyorum ya. Bu adam evde yemek mi yapsın? Bir de adam yapınca parasını da veriyor. Senin söylemene göre. Yani bak 4 kez diyor ki indim diyor. O yengesi diyor ki 2 defa diyor yemek yedi de dedesine diyor. Yengesi Hava Beken. Bak 4 kez de indim diyor. Hava Beken diyor ona fırt topladı. 4 kez mevzusundan bahsetmiyorum ben. Deden seni para vermek için çağırıyor. Mesela senin bu pazartesi günü para almak için dedeye gidip gitmediğini nereden bilelim biz? Evet. Acaba gittin mi para almaya? Ya o gün zaten evdeydim. Herkes biliyor. Herkes dedin ki... Yani mahallede ben sana oradan aşağı inmiş olsam, pazartesi günü oradan aşağı inmiş olsam komşular zaten görür beni. Görenleri de kabul etmiyorsun ki sen nasıl olsa. Akçaabat'a gittin diye de kabul etmiyorsun. Ama orada yalan ifade veriyor. Sen dolmuşa binerken görmedi ki beni. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Niye yalan ifade veriyorsa o zaman Muhammed Nişancı'dan şüphelenmemiz gerekiyor. Tamam o zaman diyeceğim. O zaman dedem pazartesi günü gelecek diyene kurban kesmişler bunlar. Ne? Koyun kesmişler. Dedem işte gelecek diye koyun kestiler. Bunu ne için kestiler o zaman? Dedem nerede? Dedesi gelsin diye adak adağında herhalde koyun kestiler. Yok ada varmış yok onu kestikleri zaman onlar dedem gelecekmiş. Kim diyor onu şunu? Bu Muammer Nişancı'ya koyun kestirdiler. tamam kim bunda kestirdi? Kötü bir şey yok ki. Kim dedem gelecek diye koyun kesmişler. Kim? Bu Muammer Nişancı. onun yani, ne ilkisi var yani? Yani koyun keselim. O zaman biliyorlardı demek ki dedemin nerede olduğunu koyun kestiler gelecek dediler. Muhammed Nişancı mı kesti? Evet. Başla. Ne oldu sonra o et? Bilmiyorum o pişirip yemiş galiba. Sen de kese aramaya çıktın. Muhammed Nişancı deden gelsin diye kurban adayıp kesilir bütün koyunu kendisi mi yemiş? Hayır şey. Bilmiyorum komşular demesin gibi öyle bilirsin. Yani. Ya o taraf hepsini hatırlıyor. Bizim taraf olan bütün şeyleri hatırlar. Sadece kendiyle ilgili hayır, hiç hatırlamıyor. Hayır Muhammed Nişancı gerçekten adak adayıp kurban kesip sonra kurbanı mı yemiş yani? Öyle diyor da. Öyle mi diyor? Adak mı adadılar bilmiyorum. Dedem gelecek diyene koyun kesmişler. Kim söyledi sana? Ler dediğin kim? Ler kim o lerler? Komşular söylüyor. Ver isimlerini. İsimleri yok. Fatma Yenge söylüyor. Fatma Yenge onlar falan söyledi yani. Kim yemiş sonra o kurbanı? Bilmiyorum o yedirmiş. Muhammed yedi diyor. Ya tek başına ya, bir kurbanı mı yemiş? Bilmiyorum. Yani adak adadım deyip kurbanın bütün etini mi yemiş? Şimdi bak ben ne sordum yani. Adağı kişi o adağın tadına bakamaz. Hayır ya bırak ben onu şey yapıyorum. Bakın biz nereye niye bu şimdi kurbanı atmışlar? Yine araya bir şey soktun Esma Hanım. Ama işte dedem gelecek diye ben düşünüyorum ya acaba dedem nerede olduğunu biliyorlar bunlar. Biz biliyoruz dedenin nerede olduğunu arıyoruz, düştük şeyleri. 9 defa köyü aradık değil mi? Yazıklar olsun dedem, sana, ne diyeyim dedem sana. Dedem gelecek, pazartesi günü gelecek diye biz umutla bekliyoruz. Koyun kesmişsiniz. Koyun kestik orada. Evet.
Fakat kim diye söyledi sana? Bak şimdi hep şimdi bir şey, bir şey sana kim bunu söyledi? Onun Fatma sana... Yenge onlar söyledi. Ben evet, yeter isimleri. Ya az bir takar mısın? Kim ya söyledi ki? Fatma Yenge onlar söyledi. Yani Mamir Nişancı şeyi kesmiş, koyun kesmiş. Şimdi biz senin babanın, dedenin sen ona kadın bul diye sana 150 lira, 100 lira para vermesinden geldik, evet. Muhammed Nişancı'nın kurban kesmesi. Tamam kesmiş da yani... Belki de siz anne kız bir ayran bir börek yapmadığınız için evet, adam evdeki koyunu kesip arama çalışmasına yapılanlara bir kavurma et yapmış olabilir mi? Bir düşün bakalım. Hayır, hiç alakası yok. Ya şimdi Müge Hanım... Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? O zaman daha 100 milyon temizledim. Bak valla kusura bakma, ben bu cinayetle ilgili söylemiyorum. Hem bu fon meselesi, hem oraya gelmiş sizin halalarınız, teyzeleriniz, dedeniz kayıp. Kızım insan Allah'ın yoğurdudur, ayranıdır ya. Yani şunlara bir yemek çıkarmamanız yok, bir enteresanlık geliyor bana. Gelmiyorlardı ki zaten bize. Ya her yana bir laf böyle. Ne yapacağım? Babamın öldüğünü biliyordun da ceset aramaya çıktınız. Onu hatırlamayacaksın. Ceset aramaya evet çıkmadık. Ha. Halit Genç de haber yollamış 15 gün önce. Evet, aşağıya gelsin diye. Esma gitmediğini Genç söylüyor. Bir de acaba o 150 lirayı ev temizlemen için mi verdi? 150 değil, 100 lira vermişti. Annene de 50 veriyor işte. Ha, anneme vermişti. Tamam da bir ev temizleme için de 150 lira büyük para. İstanbul'da kadınlar o fiyata geliyor. Anneme vermişti. Yani ben camları falan silmiştim işte. Berdile asmıştım, evi temizlemiştim. O gün vermişti bana. Ama yok. Ayşe de demiş ki işte kadın bulsun bana evlenecek diye. Hayır Müge Hanım. Hayır. Kesinlikle hayatta bana dedem öyle bir kelime kullanmadı. Bana kadın bul ya da herhangi birisi bul dememiştir yani. Ya ne yapacağım? Mehmet dur, ikimiz onu da bulacak Mehmet. O tanıyor. Benim ismimi veren o Mehmet kimse bulun. Onu da getirtirecek buraya. Mehmet. Bir de iki tane Mehmet var ya. Mehmet'i de getirtirecek buraya. Çok getirecek. Senden ricam o.